Selam dostlar, ben Can Savaş. Bugün sizlere 8'de 3060 mining sistemimi tanıtacağım. ETH kazımında kullandım. Aynı zamanda diğer coinlerin kazımında da kullanılabiliyor. Fakat ben şu an için ETH tercih ediyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak aramıza katılmayı unutmayın. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu şekilde buraya fanları koydum. Şu an için kasaya geçirmedim sistemi. Yaza doğru kasalı sisteme geçerim büyük ihtimal, riserlı sisteme. Anakart üzerinde işlemci takılı olarak gelen BTC T37 modeli olan anakarttır. Üstünde Celeron işlemci takılı geliyor. İşlemci burada, üstünde soğutması da var. Bunu tercih etmemin nedeni slotların üzerinde olması. Bir denemek istedim, bakalım sıcaklıkları nasıl olacak, çok etki edecek mi diye onu kontrol etmek istedim. Sıcaklığa gelecek olursak, sıcaklık şu an en sıcak olanı 65 derecede çalışıyor. Tabi bazen artabiliyor bu, ama bu sıcaklık riserlı sisteme ve kasalı sisteme geçtiğim zaman düşecektir, daha fazla düşecek. Yani bir 10 derece falan düşer tahminimce, çünkü bende bir riserlı sistem daha var kasa üzerinde olan. Onda sıcaklıklar 55 derece falan. Tabi 60 dereceye de çıkabiliyor. O da odanın sıcaklığı, dış sıcaklık, ortam koşulları gibi etkenlere de bağlı olarak çıkabiliyor. Şu şekil kurdum sistemimizi. Kartlar MSI model kartlar. Kazanç konusuna da birazdan değineceğim, nasıl bir kazanç getirdiğine dair. Ben bu kartları aldığım zaman günlük 1.7 dolar kazandırıyordu tanesi. Tabi o zaman yüksekti Ethereum, şu an birazcık düştü. Tabi ama günlük kazdığı Ethereum sayısı aynı. Eğer Ethereum kazmazsanız yükseldiği zaman satma şansınız var. O yüzden günlük kazancı değil de bozduğunuz zamana odaklanın. Düşüşleri pek problem etmeyin, yani elektrik ücreti çıktıktan sonra bu şekilde bakabilirsiniz olaya. Burada anakartı tanıtayım biraz. Burada ben USB ile çalışıyorum sistemi. İçinde HiVos, yüklü HiVos kullanıyorum. İnternet kablosu var şurada. Sistem bu şekilde. Şurada kablolar var. 1800 wattlık power supply'miz var. Burada power supply çalışıyor. Çok ses yapmıyor power supply. Daha çok ses ekran kartlarından geliyor, ama ekran kartları da o kadar çok ses yapmıyor. Fanlar da çok yüksek değil. En son 67 yok, fanlar 80 derece hızında civarında çalışıyor. Tabi fanların yüksek olmasının nedeni kartlar bitişik olduğu için hava burada dağılmıyor. Yani bu yüzden anakart modelinden dolayı riserlı sisteme geçtiğimde fan hızını biraz daha düşüreceğim. Bu şimdilik bu şekilde sistem. Yani riserlı sisteme geçtiğim zaman daha sağlıklı çalışacaktır. Fan hızları da düşecektir. Bu şekilde. Normalde vantilatör çalıştırıyordum yanında, fakat şu an vantilatöre gerek duymuyorum. Çünkü sıcaklıkları öyle çok yüksek derecelere çıkmıyor. 70 derece, 60 derece oluyor. Tabi 70 derece çok da düşük bir sıcaklık değil, ama böyle bitişik bir sistem için normal bir sıcaklık. Normalde bu anakartlar kasa sistemlerinde kullanılıyor. Mesela kasanın üç tarafında fanlar oluyor. Kapalı kasaya koyuyorsun bunu. Kapalı kasada soğutmayı fanlar sağlıyor. Orada büyük fanlar oluyor. Tabi ben kasalı sistem kullanmayacağım için riserlı sisteme geçeceğim. Tabi bu anakartlar yine riser kullansanız bile avantajlı oluyor. Çünkü alacağınız tek şey RAM ile power supply oluyor. Bu kadar yani. İşlemci falan almanıza gerek kalmıyor. Bu da bence avantajlı bir durum tabi. Bir de anakarttan şu ana kadar memnunum yani. Bir sorun olmadı, bir fark olmadı. Üzerinde işlemci takılı geliyor demiştim zaten. Ondan da avantajlı oluyor. Olumsuz bir yönünü henüz görmedim. Yani yaklaşık 3-4 aydır çalıştırıyorum. Bir sorun yaşamadım anakartla ilgili. 3-4 ay dedim de 1 aydır çalışıyor. Yani 1,5 aydır falan çalışıyor. Yanlış söyledim. HiVos ekranımızı da şöyle bir göstereyim. MH değerleri falan gözüksün. Yanda da overclock ayarları var şurada. Fan 90'da kullanıyorum, söylemiştim zaten. Core 1552. Memory 2600. Power limit de 120. Power limit koymasanız bile overclock ayarlarını yaptıktan sonra
Zaten çalıştığı değerler hemen hemen aynı oluyor. Çektiği power hemen hemen aynı oluyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi 44 derecede çalışıyor, bir tanesi 64 derecede çalışıyor. Yani bunlar da ortalama değerler. Fan 90'da tabii, fan hızı yüksek. Söylemiştim zaten Riser'lı sisteme geçtiğim zaman bu fanların hızını düşüreceğim. MH'da ben ilk aldığım zaman 35 MH kazıyordum ama şimdi bunun LHR kilitleri biraz daha kırıldığı zaman 37'ye kadar çıktı gördüğünüz gibi. Genelde 37 MH civarı alıyorum 3060'a. Tabii bu biraz daha çıkabilir LHR kilidi kırıldıkça. Bu arada T-Rex Miner kullanıyorum şu anlık. Ondan memnunum LHR konusunda, LHR kilidini buraya kadar kırabiliyor. Gördüğünüz gibi üstteki de 37-15'e çıktı. Bunlar zaten anlık değerler, oynama gösterebilir. Şimdi kazanç kısmına gelelim. Ben şu an size tek ekran kartı olarak bir hesaplama yapacağım başta. Çünkü tek ekran kartıyla yapmak isteyenler olabilir. Tek ekran kartının vereceği verim ne olur bunu merak edenler olabilir. Çünkü illa 8 kartla yapacaksınız diye bir kural yok. İster 2 kartla yaparsınız, ister 3 kartla yaparsınız, ister 1 kartla yaparsınız. Bu sizin bütçenize veya ne kadar yatırım yapmak istediğinize bağlı. Ya da evinizde bir tane 3060 kart vardır, onu kullanırsınız. Onunla mining yapmak istersiniz. O yüzden bir tane kartı göstereceğim şimdi. 37 MH yazdım, 120 volt yazdım. Watt to mine sitesinden yapıyorum hesaplamayı. Calculate diyelim hemen. Gördüğünüz gibi Ethereum şu an güncel değerlerden günlük 1.68 dolar kazıyor. Bu şekilde. Elektrik fiyatını da 0.1 dolar olarak ekledim. 1 lira 30 kuruş olarak ekledim. Net olarak günlük bıraktığı 1.40 civarı bırakıyor. 1.39 bırakıyor. Eğer elektriği dahil etmezseniz 1.68 bırakıyor. Tabii elektrik çıkınca 1.39 kalıyor. Bu da net kalan. Şimdi bunu 8 karttan yaparsak zaten 8 ile 1.39'u çarpacağız. Ama ben sistem 293 MH'ya kazım yapıyor. 900 volt çekiyor. Ben de 950 volt yazdım. Şuradan calculate diyelim. Günlük net 11 dolar kazandırıyor. Yani aylık 330 dolar falan bırakıyor bir tanesi bu sistemin. Elektrik çıktığı zaman bu şekilde. Şu an için Ethereum bir tık düştüğü için güncel kurdan söyleyeyim ben size. 3128 dolarken Ethereum bu kadar kazanç sağlıyor. Yani Ethereum 4000'e çıktı diyelim, kazançlar da artacaktır Ethereum değerlendiği için. Aynı zamanda eğer kaldığınız Ethereum'u satmazsanız elinizdeki Ethereum değerleneceği için önceden kaldıklarınızın da değeri artacaktır. Bu tabi Ethereum'un fiyatına bağlı. Yani Ethereum düşerse sizin günlük kazancınız da düşecektir. Zaten söylediğim gibi ilk gün aldığımda 1.70 kazıyordu net olarak. Tabi Ethereum ben aldıktan sonra biraz düşmeye başladı. Sonra bu seviyelere geldi. Ethereum 2.0 çıkacak. Mining'e yatırım yapmayın. Paranızı çöpe atarsınız diyorlar mesela. Bu durum böyle değil. Mesela Ethereum mining'i bitti diyelim. Raven var. Raven'inki bitti. Başka bir coin var. Bu sayamayacağım kadar çok bir sayıya sahip. Bu ekran kartlarını nerede kullanacağınızı siz karar verirsiniz. İster sistem kurarsınız, ister başka bir şey yaparsınız, ister internet kafe açarsınız. Size kalmış. İster satarsınız, size kalmış. Tabii rig kurup bunu satanlar da var. Diyelim kazancını çıkardı, satıp daha büyük bir rig kuruyorlar. Daha fazla kazandıran bir rig kuruyorlar. Bu şekilde. Buradaki kazançlar 3060 LHR kartın 34 MH kazdığı zamanlara ait. Güncellenmemiş yani. Mesela Sero var 34 MH'da 1.34 dolar net kazandırıyor. 1.54'te elektrik çıkmamış haliyle. Tube var 91 cent kazandırıyor. Ergo var 1.11 kazandırıyor. Ergo'yu atlamayayım. Coinflux var 96 cent. 1.06 dolara CTXC var. Firo var. Ravencoin var. Zano var. Ion var. Flux var. Yani bir sürü coin var. AE var. ETC var. Buna şu şekilde bakabilirsiniz. Size düzenli olarak bir gelir sağlıyor. Pasif gelir sağlıyor. Yani Ethereum düşmediği sürece böyle düzenli bir geliriniz olacak. Tabii başka rig sistem tanıtımları da gelecek. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz.
Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.